Herkese merhabalar. Sevgili dostlar, ikili ilişkilerde en zor yönetilebilen durum karşımızdaki kişinin kaba ve küstah davranmasıdır. Zor yönetilme sebebi de kişilerin bunu bazen farkında olmadan yapmalarıdır. Tabii bunu bilinçli yapanlar da var. Bilinçli yapanlar zaten bundan fayda sağladığı için düzelme ihtimalleri çok ama çok azdır bir çeşit karakter haline gelmiştir. Bilinçsizce yapanların düzelmesi için bir şans vardır. Ama bu da kendiliğinden olabilen bir şey değildir. Mutlaka bir müdahale gerekir. Müdahale tabii ki kabalığa karşı kabalık değildir. Müdahale artık buna izin vermeyeceğimizi göstermektir. En çok ilişkilerde ve evliliklerde gözükür. Fakat bugün ikili ilişkilerin hepsi için geçerli olabilecek maddelere yer vermeye çalışacağım. Özellikle iş yeri gibi mobbing uygulayan kişilere karşı da kullanabileceğiniz maddeler olacak. Hadi gelin başlayalım hemen. Size kaba, küsta, kötü davranıyorsa ne yapmalı? Düzelmesi için nasıl hamleler yapmalı? Düzelmiyorsa da psikolojik üstünlüğü ele alarak kaba davranana nasıl yol vermeli beraber konuşalım. İlk maddemiz Tepkilerin ayarlanması. Ben özellikle şunu gözlemliyorum. Kaba davranışla karşı karşıya kalan kişi iki yoldan birini tercih ediyor. İlk yol kabalığa karşı sessiz kalmak, küsmek, kaçmak ya da kırıldığını, üzüldüğünü belli edecek tepkiler sergilemek. İkinci yolda aynı şekilde karşılık vermek. Ses yükseltmek, gergin ifade takınmak. Hatta karşıdaki kişiyi bastırmak için daha yükselmek, daha da kabalaşmak. Ben ikisini de önermem. Sakin kalmayı öneririm. Sakin ve fiziksel tepkisiz bu konu başlarda zor gelebilir. Ama bunun bir proje, bunun bir yol olduğunu düşünürseniz, sakinliğinizi korumanız kolaylaşacaktır. Çünkü tepkinizi ilerleyen zamanlarda daha cesur, daha akılda kalıcı vereceğinizi bilmek size iyi hissettirecektir. Bu tepkilerin ayarlanması birden fazla noktada önem kazanıyor. En önemlisi yanlış bir etkileşim ile haklıyken haksız duruma düşmenize engel oluyor. Karşınızdaki kişinin cüreti daha da arttırmasına engel oluyor. En önemlisi de kendinizi aynı seviyeye indirmenize engel oluyor. Peki Gürkan susup kalalım mı? Sinmiş gibi mi gözükelim? Hayır. Bir sonraki maddemiz bununla ilgili. 2. Hem överim hem döverim. Maddemizin ismini görünce şiddet içerikleri gelmesin aklınıza. Mecazi açıdan kullanıyoruz. Sevgili dostlar, eğer ki birisi size kaba davranıyorsa, bir yandan sözlerinizle yüceltebilir, diğer yandan çıkardığınız tepeden hızlıca yere bırakabilirsiniz. Özellikle narsist kişilerde oldukça işe yarayan bir yöntemdir bu. Bu yöntem sizin hem karşı tarafı yumuşatmanıza hem de aslında düzelmesi adına bir şans daha vermenize yarayacak yöntem. Neyi kastediyoruz? Biraz örnekleyelim. Bir kaba davranış oldu. Kadın, erkek. Fark etmez. Önce yücelteceğiz, sonra indireceğiz. Senin gibi üst düzey eğitim almış birinin bu kadar kötü bir iletişim kurması beni bazen çok şaşırtıyor. Çalıştığın yerde yüzlerce kişiyi, yüzlerce müşteriyi gayet iyi yönetirken aramızdaki sorunları bu kadar kötü yönetmeni aklım almıyor. Gerçekten şu duruşuna ve kalitene yaptığın ilkelliği yakıştırıyor musun? Sen yakıştırıyorsan benim için sorun yok. Ama benim gözümdeki senle şu yaptığın hareketler bir türlü uyuşmuyor. Bu tarz cümleleri siz de çoğaltabilirsiniz. Önemli olan önce yüceltme sonra aniden aşağı indirme. Bu sayede kişi yaptığı davranışın dışarıdan nasıl göründüğünü düşünmeye başlayacak. Haliyle kendine yakıştıramazsa geri adım atacak. Tabi belli seviyelerin üzerinde bir kişi ise. Eğer ki hala ısrarla devam ediyorsa o zaman diğer maddemizle devam edelim. 3 sınır çekme, dur diyebilme. Biri size kaba, küstah ve manipülatif davranıyorsa dostlar, bu ona izin verdiğiniz içindir. Tamam, bazı insanların tarzı budur. Kabul. Ama genellikle sizi birkaç kere denedikten sonra bu kötü davranma aşamasına gelmişlerdir. Muhtemelen yaptığı küçük dozlara verdiğiniz tepkiler güzel ayarlanmamıştır. İlk maddemizi hatırlayalım. Küsülmüştür sessiz kalınmıştır. Belki de haklısın deyip cepte gözükülmüştür. Sınır çizilmediği için de karşı taraf bunun dozajını arttırmıştır. İnsanlar sizi ilk önce tartarlar. İster sevginiz olsun, ister patronunuz. Zaman geçtikten sonra size nasıl davranacağına karar verirler. Tarzlarını sonradan ortaya koyarlar anlayacağınız. Özellikle kaybetme korkusu yaşayan kişileri hemen fark eder bazı kötü niyetli insanlar. Kaba davranış sınırlarını her geçen gün arttırırlar. O yüzden başlarda konulmayan sınır belli bir evreden sonra mutlaka konulmalıdır. Dur diyebilmelidir yani. Ama burada yine önemli bir konu var üslup. Aynı o kişinin tarzı ile değil. Sen kimsin be sibop? Yırtarım seni oraya gelirsem değil yani. Bu şekilde davranamazsın diyerek. Ben böyle bir konuşma tarzına cevap vermek istemiyorum diyerek. Bu kötü davranışına maruz kalamam. Üzgünüm diyerek ortamdan uzaklaşarak. Bakın bitti. Artık istemiyorum. Görüşmeyelim. Bırakıyorum işi. Lanet olsun arkadaşlığına. Bir daha beni arama gibi davranışlardan bahsetmiyorum. Onlar kaçmaktır. Biz sınır çekiyoruz. Bu şekilde davranamazsın diyoruz. Yerini belli ediyoruz. Sen bana nasıl davranman gerektiğini bir düşün, sonra bu konuyu konuşuruz diyoruz ve uzaklaşıyoruz. Bu kaçmak değildir. O kabalığa maruz kalmaya dur demektir. 4. Bekleyin. Sevgili dostlar özellikle aşk ilişkileri için olan bir maddemiz bu. Cepte gözükmemek adına yapılması gereken bir madde aslında. Bazı cümlelerle örnekler verdim. Bazen övdük, bazen dur dedik, sınır çektik. Hepsi tamam ama bunları desteklemek gerekiyor. Desteklemek de kaybetme korkumuzu biraz dizginlemek ve beklemek. Özür beklemek, hatayı fark etmesini beklemek, geri adım beklemek, belki sözler verilmesini beklemek. Ama ne olursa olsun önemli olan beklemek. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Sınır çekiliyor. Bu şekilde bir iletişim içinde olmak istemiyorum kusura bakma deniyor. Çekip gidiliyor. Vallahi bu tarz bir üslupla benimle konuşmana maruz kalmayacağım deniliyor. Biraz düşün sonra konuşalım deniliyor. Sessizliğe bürünülüyor. Buraya kadar her şey yolunda. İki gün geçiyor. ee, bir şey demeyecek misin diye adım atılıyor. Tabi işine geldi Faruk Bey benim gitmem hemen eklemişsin birilerini deniliyor. Ya da hiçbir şey yokmuş gibi nasılsın aşkili tomtomum deniliyor. Ne oluyor? O eski yapılan her şey çöküyor silinip gidiyor. Anlamını yitiriyor ve her şeyden önce cepte gözüküldüğü için bu kişi beni kaybetmekten korkuyor diye düşünmesine sebep olunuyor. O yüzden belki de en önemli madde. Bir şeyler yapıyorsanız dostlar, beklemeyi de ihmal etmemelisiniz. 5 yol ver. Farkındaysanız size ilişkinizi, iletişiminizi, işinizi, gücünüzü kurtarmak adına belli maddeler sundum. Bunlar aslında üzerinize düşen bir şey varsa sonuna kadar yapmanız açısındandı. Kurtarabilecek bir şey varsa kurtarma adımıydı. Belki de yarın öbür gün içimizi elimden geleni yaptım diyerek rahatlatmak adınaydı. Ama bu hamleler olumlu karşılık bulmadıysa o zaman ne yapmalı? İşte o zaman artık daha fazla değersiz hissettiğimiz ortamlarda değersiz gören insanlarla yola devam etmemeli. Her zaman mantık olmalı. Yolumuz değer verenlerle olmalı. Değer gördüğümüz ortamlara gitmeli o yollar. Korkularınızı, geçmiş kötü anılarınızı, hatta verdiğiniz emekleri boşa gitmiş gibi düşünmeyin. Borsacıların kullandığı bir terim vardır dostlar. Stop loss derler. Yani zararı kes, zararı durdur anlamına gelir. Zararın neresinden dönülürse kardır sözünün başka bir versiyonudur. Çünkü zararı fark edip daha kötüsüyle muhatap olmamak adına atılan radikal bir karardır. Bu yüzden gördüğümüz yanlış bir iletişimde zarar kes yapıp bitirebilme cesaretini kendimizde bulmalıyız. Sevgili dostlar, yaptığım içeriklerde bir şekilde sizlere hep söylüyorum. Bir kez daha söyleyelim. Biz kendimize değer vermezsek başka birinin bize değer vermesini beklememiz çok saçma olur. Zaten böyle bir şeyde hakkımız yok. O yüzden kararlar almadan önce biraz durup düşünmeli. Ertelemeden düşünmeli. Ne kadar değerli olduğumuz düşünülmeli. Bu hayata bir kere geldiğimiz düşünülmeli. Sonrasında ise hangi yoldan gideceğimize karar vermeli. En önemlisi de o yolda neleri istemediğimize karar vermeli. Sonra da düşünmeden o kararlar uygulanmalı. Yeni yollara alışmak her zaman zordur. Ama daha iyisiyle karşılaşınca neden bu kadar beklemişim diyenlerin sayısı da çoktur. Daha iyisini bir kişi olarak, bir iş olarak değil, daha iyisini bir yol, bir hayat olarak düşünün lütfen. Yolunuzu seçin, o yoldan ilerleyin. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.